Saygıdeğer vatandaşlarımız ve geleceğimiz, umudumuz olan sevgili çocuklar. Cumhuriyet Halk Partisi adına 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı kutluyor. Bu güzel günün bahar günlerinin ışıltısıyla taşlanmasını, ülkemizin aydınlık, huzur ve adalet dolu günlerin müjdecisi olmasını diliyorum. Sevgili çocuklar ve değerli milletvekillerim, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basarak başlattığı kurtuluş mücadelesinin 100. yılındayız. Önümüzdeki 4 yıl boyunca da Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu da dahil olmak üzere çok önemli 100. yıl kutlamaları gerçekleştireceğiz. Örneğin gelecek yıl yani 2020'de hakimiyet bila kaydı şart milletindir denilerek açılan Gazi Meclisimizin 100. yılını kutlayacağız. 2021'de sadece düşmanın değil, milletin mahkûs talihinin de yenildiği zaferlerinin hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır, o satı bütün vatandır emriyle kazanılan Sakarya zaferinin 100. yılını kutlayacağız. Bu kutlamalar bizi büyük taarruzun ve başkomutanlık meydan muharebesinin 100. yılına ulaştıracak. 2022 yılında başarıyla sonuçlanan Kurtuluş Savaşı'nın 100. yılını kutlayacağız. Ve nihayetinde 2023 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı. Önümüzdeki bu 4 yıllık süreç bir kutlamalar dönemidir. Bu yılla birlikte önümüzdeki 4 yıl tüm yurttaşlarımızın da katılımıyla hepimiz için yeni bir arınma dönemidir. Gerçeklerle yüzleşme, bu güzel ülkemizin kuruluş harcına katılmış, temellerine kazınmış ve Türkiye'nin günümüzün sorunlarına da çözüm üretecek felsefeyi yeniden keşfetme dönemidir. Bu felsefeyi 3 sözcükle özetleyebiliriz. Hak, hukuk ve adalet. Değerli milletvekilleri, biliyorsunuz ki Kurtuluş Savaşımızın planlaması ve sürdürülmesi, Türkiye Cumhuriyetimizin kuruluşu, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'ne dayanır. Yani kuruluş da, kurtuluş da hukuka dayandırılmıştır. Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışından bir gün sonra, yani 24 Haziran 1920'de mecliste yaptığı konuşmada müdafaa-i hukuku bütün ayrıntılarıyla anlatır. Mustafa Kemal Atatürk'e göre müdafaa-i hukuk, yani hakların müdafaası, sadece işgal güçlerine karşı Türk milletinin haklarının müdafaası anlamına gelmez. Hakların müdafaası, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olması nedeniyle her bir vatandaşın hakkının ve hukukunun savunulduğu bir yönetim anlayışını ifade eder. Mustafa Kemal için tek doğru yol ise milli iradeyi egemen kılacak, milli bir meclisin yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıdır. Dolayısıyla tereddütsüz şunu söyleyebiliriz. Türkiye Cumhuriyeti'nin temelinde her bir vatandaşın hakkını ve hukukunu korumayı amaç edinen bir ruh vardır. Değerli Başkan, saygıdeğer milletvekilleri, milli mücadeleyi yönetmesi nedeniyle dünyada Gazi Meclis ünvanına sahip tek parlamento olan Türkiye Büyük Millet Meclisi, kurulduğu ilk günden itibaren tarihin kendisine yüklediği sorumluluğun gereği olarak yetkileri konusunda titiz davranmıştır. Bu bağlamda şu örneği vermem yeterlidir. 1924 Anayasası Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülürken başkanlığa bir önerge verilir. Önergenin konusu şudur. Meclisin kendiliğinden seçimlerin yenilenmesine karar verebileceği gibi Cumhurbaşkanı da hükümetin değerlendirmesini aldıktan sonra gerekçesini meclise ve millete bildirmek şartıyla seçime karar verebilir. Yani önergeyle Kurtuluş Savaşı zaferinin başkomutanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e meclisi fesih yetkisi verilmek istenir. Genç bir milletvekili olan Mahmut Esat Bozkurt kürsüye çıkar ve doğrudan Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik olarak şunları ifade eder.
dünyanın hangi köşesinde, hangi devlet teşkilatında, hakimiyetin kayıtsız şartsız milletin olduğu anlayışının tecellisi meclisi feshedebilmektedir. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir diyoruz. Sonra bu kadar büyük bir kuvveti Cumhurbaşkanı feshedebilmektedir. Bunu doğru bulmuyoruz diye açıkça ifade eder. Şükrü Saracoğlu kürsüye çıkar. Aynı şekilde bize tarih, hukuk, ihtilal açıkça gösteriyor ki bugün Millet Meclisi'nin kişiliğinde toplanmış haklarından hiçbir şey geriye doğru döndürülemez diye açıklama yapar. Önerge oylanır ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhurbaşkanlığı Meclisi feshetme yetkisini reddeder. Gerek Mahmut Esat Bozkurt, gerek Şükrü Saracoğlu'nun doğrudan atıf yaptığı olgu hakimiyet billa kaydu şart milletindir gerçeğidir. Bu gerçeğin altını bir kez daha çizmek zorundayız. Değerli milletvekilleri, egemenliğin kullanılmasının hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılmaması için kuvvetler ayrılığı ilkesi getirilmiştir. Bütün demokrasilerin ana omurgasını kuvvetler ayrılığı ilkesi oluşturmaktadır. Yani yasama, yürütme ve yargı demokrasinin olmazsa olmazıdır. Kuvvetler ayrılığı aynı zamanda gücün demokratik kurallar içinde denetlenmesidir. Bu nedenledir ki çeşitli defalar askeri darbeler ve farklı müdahalelerle egemenlik milletten alınmak istenmişse de Türkiye Büyük Millet Meclisi er geç aslına dönmüştür. Ancak üzülerek ifade edeyim ki son anayasa değişikliğiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi kendi yetkilerini kısıtlamış, çağdaş demokrasilerin vazgeçilmez kuralı olan kuvvetler ayrılığı ilkesi fiilen ortadan kalkmıştır. Fazla ayrıntıya girmeden bugün yaşadığımız acı gerçeği sadece 6 madde halinde Büyük Millet Meclisi'nin saygıdeğer üyelerine sunmak isterim. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yetkileri kısıtlanmış, denge ve denetleme mekanizmaları yok edilmiş, denetimsiz bir yürütme organı yani iktidar yaratılmıştır. 2. Cumhurbaşkanı kararnameler yoluyla meclisin yasama yetkisine fiilen ortak olmuştur. 3. Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı fiilen sona ermiştir. 4. Partili cumhurbaşkanı devleti ve milleti temsil etmek yerine belli bir siyasi görüşün temsilcisi haline gelmiştir. Bu da denge unsuru olması gereken cumhurbaşkanlığı makamının denge unsuru olmaktan çıkmasına yol açmıştır. 5. Tek kişiye parlamentoyu fesih yetkisi verilmiş, milletin meclisinin geleceği bir kişinin iki dudağı arasından çıkacak sözcüğe bırakılmıştır. 6. Meclisin bütçe hakkı ve yetkisi fiilen alınmıştır. Değerli milletvekilleri, bu adımların 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı Gazi Meclis unvanına yakışan bir direniş sergileyen meclis tarafından atılmış olması ise başka bir hazin tablodur. Değerli milletvekilleri, yine üzülerek ifade edeyim ki bugün ortaya çıkan tablo şudur. Gerçekleşen son anayasa değişiklikleriyle denetlenen, hesap veren şeffaf bir iktidar yoktur. Yargı bağımsız değildir. Parlamentonun yürütme organını denetleme yetkisi büyük ölçüde elinden alınmıştır. Oysa demokrasilerde halka hesap vermek temel kuraldır. Yasama, yargı ve yürütme gücünü yani egemenliği bir kişiye teslim ettiğinizde hukukun üstünlüğü yok olur, üstünlerin hukuku geçerli olur. Yani egemenlik bir kişiye, bir zümreye veya bir sınıfa bırakılmış olur. 8 yıl önce bu kürsüde bir 23 Nisan konuşmasında şunları söylemiştim. Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratikleşme tarihi bu meclisin yetkilerini savunma ve genişletme tarihidir. Bugün dahi bu yüce meclisin yetkilerine göz dikenler bu hususu hiçbir zaman akıllarından çıkarmasınlar. Değerli milletvekilleri, hepimizin ortak talebi çağdaş, demokratik bir hukuk düzenini inşa etmektir. Bunun yolu darbe hukukundan arınmış, hepimizin kitapçığı elimize aldığımızda
bu benim anayasamdır diyebileceği bir anayasa. Sayın Başkan, buyurun. Bu benim anayasamdır diyebileceği bir anayasayı uzlaşma kültürü içinde tartışarak kabul etmemizdir. Bunu yaptığımızda çocuklarımıza demokratik standartları yüksek, yaşanabilir bir Türkiye bırakacağız. Sadece çocuklarımız için değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tarihine ve tarihin kendisine yüklediği sorumluluğun gereğini de yerine getirmiş olacağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu tarihi görevi yerine getirmesi dileğiyle tümünüzü saygıyla selamlıyorum. ...23 Nisan için mecliste yapılan özel oturumun bir bölümünü getirdik ekrana. Burada bitiriyoruz. Saat başında Başak...